Allah adamlarından alim ve veli bir zat. Tesirli sözleriyle ederdi çok nasihat. Bir gün talebesine buyurdu ki, inanmak en büyük bir rütbedir, hak indinde muhakkak. Her ne olursa olsun zahirde mesleğiniz, onları ön sıraya sakın geçirmeyiniz. Halis mümin olmaktan kıymetli, daha üstün, bundan daha şerefli bir rütbe var mı bugün? Bu rütbeden başka şey düşünmek felakettir. Zira bu, o zirveden aşağıya düşmektir. Zira Hazreti Ömer bir grup ashabıyla çıktılar Medine'den, Şam'a gitmek azmiyle. Var idi kendisinin sadece bir devesi. Gelirdi yanı sıra Mugire nam kölesi. İkisinin bineği tek bir deve olunca, sırayla binerlerdi deveye yol boyunca. Şam'a vasıl olunca kafile en nihayet, deveye binmek için köleye geldi nebet. Lakin razı olmadı buna eshab-ı güzin. Hemen arz ettiler ki, ya emir el müminin, her ne kadar bu nöbet gelse de Mugire'ye, Şam'a gelmiş bulunduk. Siz binseniz deveye. Zira yaya görünce sizi merak edenler, yanılıp kölenizi halife zannederler. O zaman buyurdu ki, Mugire'nindir nöbet. Deveye ben binersem nerede kaldı adalet? İşin hakikatini anlayın siz evvela. Niçin kurtulmadınız bu evhamdan siz hala? İslam'ın nuruyla aydınlandı kalbimiz. Resul'ün ahlakıyla düzeldi her halimiz. Verilmişken bizlere eshab olmak nimeti, deveye binmemizin var mıdır bir kıymeti? Ne büyük bir üstünlük, iyi düşünsenize. Eshab olmak şerefi kâfi değil mi bize? Bu kıssayı anlatıp buyurdu. Böyle fakat, bugün zamanımızda ters dönmüş bu hakikat. Kimin malı, parası çok ise bugün eğer, insanlar hep onlara veriyor kıymet, değer. Ama siz düşünmeyin makam ve mevkileri. Bunların gözünüzde olmasın bir değeri. Bize öyle bir nimet verdi ki Hak Teâlâ, bir nimet daha yoktur bundan iyi ve âlâ. Bahşetti bize Allah yüce İslam dinini. Tanıttı çok sevdiği İslam alimlerini. Yine onun sevdiği cümle velileri de tanıyıp ruhlarından ederiz istifade. Sonra bizim şudur ki en büyük talihimiz, bize doğru itikat nasip etti Rabbimiz. Ebedi cehennemden kurtardı bizleri hep. Bundan daha kıymetli bir nimet var mı acep?